Merhaba. Ben Erol. Eylül. Gitme. Fırat! Bu adamdan niye korkuyorsun? Bunu açıklaman gerek. Açıklayayım o zaman. Bu adam... Patronum Fırat Bey. Onu biliyorum Eylül. Başka? İkinci sorunun da cevabını hala istiyor musun? Evet. Lütfen. Benimle evlenir misin? Hayır. Ne? Hayır. Pardon. Ben Fırat Bey'le görüşecektim ama... Merhaba Eylül. Aslı ben. Kürkçü dükkanına geri döndüm işte. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ ol canım. Efendim? Evet. Ama biz dün iptal ettik Fırat Bey adına olan biletleri. Anladım. Kıbrıs için kendisi aldı öyle mi? Tamam. Siz gönderin faturayı. Teşekkürler. Bir sorun mu var? Fırat Bey dün Kıbrıs'a bilet almış. Onun ödemesi için aradılar. Bana bak, galiba Fırat Bey'i bulduk. O zaman. Neredeymiş? Seyahat şirketinden aradılar. Dün Kıbrıs'a gitmiş. Ne? Özel bir yer var herhalde gittiği. Evet. Bir kez birlikte gitmiştik. Adını hatırlayacağım şimdi. Küçük, güzel bir yer. Nazcığım. Efendim Eylül? Benim acilen çıkmam gerekiyor. Nereye gideceksin? Sürpriz. Döndüğüm zaman anlayacaksın nereye gittiğimi. Olur mu? Gidebilir miyim? Ama bir şartım var. Söyle. Çabuk döneceksin. Tamam. Babamı da getireceksin. Tamam, anlaştık. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Fırat Bey odasında mı acaba? Hayır efendim, kafede, bahçede. Nasıl buldun burayı? Aşk olsun vallahi. Mesleki becerilerim hemen unutulmuş bakıyorum. Doğru ya. Halkla ilişkiler her şeyi bilir. Özür dilerim. Rica ederim efendim, benim kabahatim. Eylül. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Yok bir şeyim. Özür dilerim. Rica ederim efendim. Ben gidip konuşayım. Eylül. Ben senin kulağını yeterince çekmemişim anlaşılan. Yine ne oldu oğlum? Valla müdür baba, bu sefer durum biraz kritik. Olmazsa gelmezsin zaten. Açıkçası senden başkasına gelemezdim. Yine ne yaptın? Köprüye çıkıp kendimi aşağı mı atacağım dedi. Yoksa geceliğin çarşaflara sarılıp hayalet numarası mı yaptı? Hangisi ha? Hiçbiri. Evlenme teklif ettim. Aferin. Bir bu kalmıştı zaten. Nedir bu kızın senden çektiği? Biliyorum. Aslında daha sonra gerginlik oldu. Küstü bana. Kabalık yettin tabii. Evet. Ben ne yapayım? Affedene kadar bekleyeceksin. Ya müdür baba. Hiç ağlama. Cevabı ne oldu peki? Hayır. Aferin kıza. Hı?
Nasılsın Eylül? İyiyim. İyiyim. Siz? Fena değil. Fırat birden ortadan kaybolunca merak ettik. Pek tatile falan gitmez ya. Evet, doğru. İkiniz de iyi yapmadınız. Sen Naz'ı bırakıp geldin, sen de Mehmet'i. Sen öyle birden ortadan kaybolunca Fırat'cığım. Naz sizi çok merak etti. Tabii diğerleri de. Sizden haber alamayınca. İşte gördünüz, gayet iyiyim. Ben bu havuzda yüzmem. Nesi var kızım? Deniz değil, havuz değil. Hem mayom da yok. Olsun. Maksat havuz keyfi yapmak. Sadık amca. Paris'te yolu kum sermişler. Plaj gibi. Herkes yatıyordu. Televizyonda gördüm. Aferin Bekler. Burası Paris değil ki. Belki Paris'e gitmiştir Fırat amca. Ya Bekler. İş çıkarma durup dururken. İşine bak. Dede. Senin cep telefonundan babamı arayalım mı? Niye benim telefonumdan arıyorsun? Çünkü sen telefonundan aranınca korkup açar telefonunu. Ne açması? Telefonu bırakıp kaçar bile. O zaman sen de kaşlarını şöyle bir çatarsın. Zevkle yaparım o işi. E hadi al bakalım. Yine kapı atmış. Ben odaya çıkıyorum. Bir üstümü değişeyim. Tabii sen keyfine bak. Ne de olsa tatildesin. Senin gelmen çok iyi oldu aslında. Ben de dönecektim. Fırat öyle aniden yok olunca işleri yarım bırakmak zorunda kaldım. Çok sevindim. Edna'nın size ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Alışkanlıkları kolay kolay bırakamıyor insan. Evet. Aslında en iyisi baştan alışmamak. Oda ayırttın değil mi? Yok. Bu mevsimde boş oda bulmak zordur. Ben konuşurum, odamı sana verirler. Yok, siz rahatsız olmayın. Ben dönerim. Sen kal. Benim dönmem lazım. Mehmet yalnız. Ne de olsa yeni başladım sayılır. Eski dönemi saymazsak Merve benden daha kıdemli. Hadi gel odama gidelim. Sen rahatla, ben de eşyalarımı toplayayım. Ellerine sağlık hayatım. Vallahi çok özlemişim. Manzarası şahane. Ben yokken hiç kahvaltı etmedin herhalde Mehmetciğim. Yok be hayatım. Ben seninle birlikte kahvaltı etmeyi özledim. Yalnız dikkat et Mehmetciğim. Aleyhine delil olarak kullanabilirim bunları. Yarın öbür gün başlarsın yine. Çok işim var Lerzancığım, kahvaltı edemeyeceğimleri. Tamam. Başlarsam kullan. Artık önceliklerim değişti benim. Hı hı. Aç hadi aç. Pardon hayatım. Efendim? Günaydın Mehmet Bey. Sana da günaydın Merveciğim. Hayırdır? Rahatsız ediyorum ama Cevdet Bey aradı. Akşam için 20 kişilik bir organizasyon hazırlamamızı istedi. Hemen gelebilir misiniz? Merveciğim... Böyle durumlarda beni değil, Aslı'yı arayacaksın artık.
Asıl patronu unuttun mu? Yok, unutmadım da Aslanım gelmedi bugün. Telefon da kapalı. Tamam, görüşürüz. Tamam, çok teşekkür ederim. Oda işi tamam Eylül'cüm. Hallediyorlar. Teşekkür ederim. Sizden bir şey daha rica edebilir miyim? Tabii. Naz çok merak etmiştir. Merak etme. Çocuklarla ilgilenirim ben. Çok sağ olun. Ama Çırak, bir an önce bitir de Naz'a kızdırmayalım. Az kaldı Levent abi, güzel olsun diye. Hadi bakalım amcası, göster marifetini. Gel bakalım Naz'cığım. Bak bakalım Naz, güzel olmuş mu? İyi. İstersen daha büyüğünü yaparız. Artık eve gidebilir miyiz amca? Ha, anladım. Bektaş, hadi geç dümenin başına, Naz'ı eve bırakacağız. Olmaz Levent abi, sen geç dümene. Sadık amca kızar sonra bana. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Alo? Abi döndün mü? Babam arıyor. Hele bir dönsün. Ben olsam dönmezdim valla. Hayır. Daha dönmedim. Çocukları merak ettim de. Amca ya, merak etme ya. Hepsi iyiler. Naz yanında mı? Bir dakika veriyorum hemen. Alo baba. Meleğim. Neredesin, geliyor musun? İşlerimi halledeyim geleceğim. Eylül geldi mi yanına? Evet geldi. Hemen gel baba lütfen. Amcama söyle eve götürsün beni. Güzel kızım evi özlemiş. Tamam ver amcanı. Efendim abi. Devol. Naz'ı eve bırakıver. Asiye Hanım'la turna ilgilenir nasılsa. Ben de geleceğim. İşsiz. Ya tamam abi. Tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Fena değilim. Hadi görüşürüz. Yaşasın babam geliyor. Hadi gel. Gel. Hoppa. Saat 16'daki İstanbul uçağında bir kişilik yer bulduk Aslı Hanım. Biletiniz hazır. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Ne tuhaf değil mi? Hiç planlamadığın şeyleri yaşıyorsun hayatta. Evet. Ve birden hayatının en önemli şeyi oluveriyorlar. Naz mesela. Eğer siz gelip beni bulmasaydınız her şey çok başka olacaktı. Benim durumum da farklı değil. Eğer Fırat ve Mehmet'le tanışıyor olmasaydım şimdi kim bilir nerede olurdum. Evet, şu anda burada olamazdık galiba. Bunlar tamam. Sen de bir kontrol et de sonra başımız ağrımasın. Maliyedekilerle aramızı bozmayalım. Peki Mehmet Bey. Ersal, sen de Merve Hanım işi bitirince evrakları muhasebeye bırakırsın. Tabii efendim. Merve Hanım da gelecek mi muhasebeye? Tek başıma yapamam diyorsan,
Yok, yani şey için. Ben gidebilir miyim? Tabii. Efendim Ersal, Erol. Ersal sen bir dakika kal. Buyurun efendim. Vaktim varsa buluşalım diyecektim. Vallahi hiç sanmıyorum Erol. Biliyorum, bir özür borcum var. Olanlar için. Vallahi benden çok Eylül'den özür dilemen gerekiyor. Bulabilirsen tabii. Hem Eylül'e hem sana. İkinizi de zor durumda bıraktım. Bırak tabii özür dileyim. Buluşuyoruz değil mi? Bilmiyorum, bakarız. İzin alabilirsem. Merve lütfen ara beni. Sayende küçük bir tatil yapmış oldum Fırat. Ama bir dahaki sefere haber ver, olur mu? Niye? Haber vermeden de buluyorsunuz nasılsa. Ama en azından merak etmemiş oluruz. Neyse, artık içim rahat, dönebilirim. Bir sürü iş beni bekliyor. Herhalde sen de gidiyorsun. Hayır, henüz değil. Uçakta bir kişilik yeri zor bulduk. Yaz olunca böyle. Neyse, ancak yetişirim. Hoşça kalın. Amca, sen papatya falı biliyor musun? Evet, biliyorum. Ben de. Babamlar gelecek mi diye papatya falına bakacağım. Hadi. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek. Yaşasın, babam gelecek. STS, babamlar yarın geliyor. Öyle mi kuzum, telefon mu etti? Hayır, papatya falına baktım, çıktı. Ha, tamam o zaman. Onun için en sevdiği yemekleri yapalım. Eylül de geliyor, dolma yapalım. Tuna abla, sen de börek yapar mısın? Yaparım tabii ama. Ama söylemeyelim, sürpriz olsun. Tamam. Biliyorum. Şimdi benden nefret ediyor Eylül. Vallahi Erol'cum, nefret edip etmediğini bilemem ama çok üzüldüğü ve kızdığı ortada. Hiç aramadı değil mi seni? Hayır. Eylül benim hayatımda hiç üzmek istemediğim, hiç üzülmesini istemediğim tek insan. Anlıyorum ama öyle olmuyor işte. O gece Edda da panik içindeydi. Hayatından birkaç sene gitmiştir herhalde. Ya bir daha arasak mı acaba? Ne dersin Merve? Aradım ya. 10 dakika oldu. Eve de sordum, yok. Kıbrıs'a daha önce hiç gelmemiştim. Güzelmiş. Güzeldir. Ben... aslında buraya... seninle konuşmak için geldim. Bir konuyu açıklamam gerekiyor. Hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Senin hayatın beni ilgilendirmiyor. Ama ben anlatmak istiyorum.
Lütfen beni dinler misin? Sana açıklama yapmak için geldim. Kim senden açıklama istedi? Kimse. Ama ben istiyorum. O açıklamayı kendine yap. Benim kendime bir açıklama yapmama gerek yok. Ben biliyorum zaten. O zaman mesele yok. Kararını verdiğine göre istediğin zaman gidebilirsin. Naz da sorun değil. Ona ben anlatırım. Bir kere olsun birini dinlemeyecek misin sen? Aklına bir şeyi yerleştiriyorsun. Onun dışında başka hiçbir şey görmüyorsun. Dinlemiyorsun. Bu nasıl bir haksızlık? Bu olayın, olanların benimle bir ilgisi yok. Yani Erol benim arkadaşım. Çocukluğumdan beri. Arkadaşım olarak benim için önemli. Ama o... Gördüğüm kadarıyla arkadaşın için de sen çok önemlisin. Evet. Benim de gördüğüm kadarıyla sen de aslanım için çok önemlisin. Arkadaşlık böyledir işte. Nikahı ertelememiz lazım. Ne? Çok güzel. Bak ne kadar güzel. Erol sabırsızdır. Yıllardır görüşmüyoruz. Pek haberleşmedik bile. Bir iki mektup o kadar. Birden ortaya çıktı. Garip. Duydun işte sen de. Evlenme teklif etti. Hayır, duymadım. Duymadın mı? Hayır, hiçbir şey duymadım. İyi. Şimdi duydun işte. Çok güzel. Size mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Ama ben kabul etmedim. Bunu söylemek için gelmiştim. Artık gidebilirim. Sevindim. Gideceğime bu kadar çok sevineceğini bilseydim, daha çabuk söyler, daha çabuk giderdim. Açıklamana sevindim. Sevineceğini ve evet diyeceğini sanıyordum. Daha doğrusu evet demesini istiyordum. Ama hayır dedi. Biliyorum. Nasıl bu kadar takıntılı olduğumu düşünüyorsundur. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kaç sene geçti aradan? Yani senin gidişinden. Ben Eylül için gittim aslında. Onun dışında da yanımda başka bir kadını içime sindiremedim. Hiç mi sevginin olmadı yani? Başka birisi? Oldu. Yani başkaları için ben sevgili oldum. Ama benim için onlar olmadı. Hep Eylül'ü düşünerek zorluklara katlandım. Hiç kolay olmadı Merve. Tek başına genç bir adam olarak, hatta çocuk olarak dünyanın bir ucuna gidiyorsun. Bin türlü belaya, zorluğa katlanıyorsun.
Üzerinden rüzgar, kar, fırtına, yağmur geçiyor. Dayanıyorsun. Bir gün elinde 4 yapraklı yonca ile geldi yanıma. 11 tane zayıf vardı karnemde. Bir dilek tut dedi. Sınıfı geçmeyi tutmuştum. Başaracaksın dedi. Sakla bu yoncayı. Sakladım. Onu sevdim. Ona inandım. Onun için başardım. Küçükken annem yıldızlara bakarken dilek tutmamı söylerdi. Kaç tane dilek tutabileceğimi sorardım. O da kaç tane istersen derdi. İçten dilersem hepsi gerçekleşirmiş. Ben de en parlak, en güçlü olanını bulur, aklıma gelen her şeyi dilerdim. Bizim de yurtta bir ablamız vardı. 4 yapraklı yoncaya inandırdı bizi. Ne zaman bahar gelse bütün yurt 4 yapraklı yonca arardık. Bir dilek tutup saklardık. Peki dileğiniz gerçekleşir miydi? Bazen. Bir tanesi olunca yeterdi bize. Sevinirdik. Hadi en parlak, en güçlü yıldızı bul ve bir dilek tut. Tamam. Tuttun mu? Evet. Ne tuttun? Söylemem. Ama ben şimdi merak ederim. Sen zaten her şeyi merak ediyorsun. Bir kere babam suçlu. Sözünü tutmadı. Ne yapacaksın peki? Yaptıklarını tek tek sayıp ceza vereceğim. Aa, say bakalım neler yapmış? Oho, bir sürü. Bir kere beni kandırdı. Bora abimi kandırdı. Ege abimi kandırdı. Bir de Eylül'ü kandırdı. Babamdan mı bahsediyorsunuz? Evet, Naz mahkemeye verecekmiş. Dedemi de yargıç yapalım o zaman. Kesin 10 yıl yer. Ne oluyor ya? Ne mahkemesi sabah sabah? Babamın mahkemesi varmış. Ne? Kim? Ne mahkemesi? Naz, çocuklarını kandırma davası. Aman, ben de ciddi sandım. Ciddi tabii. Tatil diye bizi kandırdı. Dedem de reis bey olacak. Ha, doğru. Ben şahit falan olmam. Babamın sağ solu belli olmuyor. Korkaksın oğlum sen. Evet, korkaksın abi. Evet, korkağım. Ama korktuğum adam kim? Babam. Aa, geldi işte. Baba hoş geldin. Ya. Ben korkağım abi. Sizin gibi cesur yürekli değilim ki. Gebertirim seni, kaçma. Gebertirim seni oğlum, kaçma dedim. Kaçma. Bir de benim sinirli olduğumu, huysuz olduğumu söylerler. Kim? Sen mi? Ah, iftira. Evet, gayet faydalı bir adamım bir kere. Bak bir geldim, Kuzey Kıbrıs'ın turizmine katkıda bulundum. Arkamdan Aslı geldi, sonra sen geldin. Gerçi Aslı Hanım'ın turizme pek katkısı olamadı ama hemen dönünce. Görmeyeli senin dilin bayağı uzamış. Her şeye bir kulp buluyorsun. Patronuma uymaya çalışıyorum ben. Patronum sakin adamdır. Arkadaşından öğrenmişsin. Aa, buyurun, şekil bir. İşte patronum. Telefonun çalıyor. Efendim? Oo, sonunda buldum seni. İyi misin? İyiyim. Nerelerdesin? Merve de aradı seni. Uzaklardayım. Öyle mi? Kıbrıs'ta. Oo. Alo. Bugün İstanbul'a kaçta uçak var? Pardon. Yalnız değilsin galiba. Evet, değilim. Tamam. Peki o zaman. Ben tutmayayım seni. Hadi ışık yandı kardeşim, yürüsene. Sadece merak etmiştim. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal.
Yürüsene kardeşim. Ne var? Ne? Ne? Geçmiyorum. Artık yeşilde geçilmiyor, tamam mı? Kırmızıda da geçmiyorum, var mı? Uzun zamandır kumda yürümemiştim. Çok iyi geldi. Arada bir yapman gerekli diyeceğim ama sen de bana nerede diyeceksin. Aferin. Artık benim cevap vermeme bile gerek yok. Soruyu sorup Fırat gibi cevap veriyorsun. Ne yapacaksın? İnsan alışıyor her şeye. Keşke birkaç gün daha kalabilseydik. Allah Allah, ben neler söylüyorum. Kendini aşmak bu işte. Hakikaten başka bir boyuta geçtim sanki. Keşke çocuklar da burada olsaydı. Doğru. Bir an önce dönelim. Gidelim gitmesine de. Senin dönmez sakıncalı. Niye? Benim için kırmızı bülten mi çıktı? Kırmızı değilse turuncu çıkmıştır. Aklanman gereken bir mahkeme var. Suçum ne? Önce tatile gidelim dedin. Sonra vazgeçtin. Sonra da kayboldun. Hadi uzatma. Koş hadi. Ah. Yürü. Beni yakalayamazsın. Papatya falına göre Fırat Bey'i bekliyoruz. Ay, kızın içinden geldi turna. Zaten yapıyoruz. Size yardıma geldim. Ay, ben seni yerim o yardım eden ellerini. Yemeği mi? Dolma da olayım ben de. Neredeyse gelir babamlar. Vay canına, o kadar garanti yani. Evet, papatya falına çıktı demedim mi ben? Ya. Hadi sen şöyle otur da kabakları doldur bakalım. Dolduralım. Ben yargılanırken savunmamı da sen yaparsın artık. Kusura bakma. Yalancı şahitlik ciddi bir suç. Yapamam. Sen benim yalan söylediğimi nerede gördün? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Nerede? Bir gece toplantı var diye herkesi kandırıp beni de alet edip meyhaneye götürmedin mi? Ben de çaresiz her şeye aa doğru demedim mi? Tamam ama o yalan sayılmaz. Ben sen biraz hava alasın diye, değişiklik olsun diye mecburen yaptım. O zaman ben de senin hakkında dava açarım. Nazı yalnız bırakıp buraya geldin. Ben seni götürmek için geldim ama. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın KTH'ye 252 sefer sayılı Kıbrıs İstanbul seferini yapacak olan uçağına 103. Ya bir dakika, sen benim yanımda çalışmıyor musun? Evet. Bu durumda benim savunma görevi sana düşüyor. Aa, o başka. Elimden geleni yaparım. Ama Reis Bey'e karşı o kadar başarılı olur muyum bilmiyorum. Reis Bey nereden çıktı şimdi? Bu ailede mahkeme olursa kim yargılar? Ha. Yargıç kimse o. Acaba diyorum ben gelmesem mi? Hadi hadi her şeye gülme. Uçağı kaçıracağız. Gel. Biletleri ver. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Bektaş, çayı yaptın mı oğlum? Gel de bir şeyler yiyelim. Bunların ikisi de bir yere gitti mi dönmek bilmezler. Fırat sırra kadem bastı. Levent abin de bir sene dönmez. Kendine niye almadın? Canım istemiyor. Al bir poğaça ye o zaman. Yok Sadık amca. Bektaş, benden kaçmaz. Söyle bakayım ne oldu? Gidiyorum buradan. Nereye? Ne oluyor? Bir yaramazlık mı var? Yok Sadık amca. Köye dönüyoruz, Urfa'ya. Ya. Ama ben burada kalıp okuluma gitmek istiyorum. Dur bakalım. Ben annenle babanla bir konuşayım. Her şeyin bir çaresi bulunur evlat. Karartma enseni. Hadi kendine bir çay al. Soğumadan yiyelim şunları hadi. Tamam Sadık amca. Evet.
gözlerin yandı, ağlayamadım. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen, kimdesin sen, ben soramadım. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen, kimdesin sen, ben soramadım. Nerede başladı, nerede bitti? Oo, Aslı Hanım, yüzünüzü gören tatile çıkar. Elinizde Fırat örneği var. Sen ayırttın mı yerini? Senin kadar hızlı değiliz. Aldın başını gidiyorsun. Evi de değiştiriyormuşsun. Sıkıldım artık. Aa, ne güzel. Sıkıldım, evi değiştireyim. İşe başla, ikinci günü kaybol. Neredeydin sen? Kıbrıs'taydım. Nerede? Fırat'ın yanındaydım. Fırat nerede? Gelmedi mi? Daha kaçtı. Nerede olacak Mehmet? Kıbrıs'ta dedim ya. Allah Allah. Ne yapıyor orada tek başına? Tek başına değil. Ay yeter 15. Artık Naz, kolum koptu. Ben yormadım ama. Ay kızım, senle ben bir miyiz? Yaşlandım artık. Asiye teyze ya, konuşturma beni. Bak unuttum. 20'ydi. Hayır, o sayıya daha gelmedik. 5'ti. Ay vallahi 5'i geçmişti kızım. Hadi hadi anneanne, acık antrenmanlı ol. Torun çevir dese ne yapacaksın? Ay vallahi Turna, ne yaparım? Bir dakika. Telefon. Alo. Buyurun Fırat Bey. Tabii. Babam. Canım. Alo baba. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum ki. Aslında biz biraz kalalım diyoruz. Ya biz ne zaman tatile gideceğiz ama? Bizim biraz işimiz var. O zaman biz gelelim oraya. Galiba kapı çalıyor. Bir baksana kim gelmiş. Hayır, sen gelmeden ben bakmam. Baba! Hoppa! Eli de gelmiş. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. Geçin şöyle soluklanın. Bugün de bir sıcak, bir sıcak. Geç bakalım. Bu yaz gerçekten eğlenceli geçti. Özellikle çocuklar için. Sıcak ama mutlu bir yaz oldu. Çocuklar bekledikleri geziye bir türlü gidemedi. Ama çok da şikayetçi olmadılar. Mesela Sinem erken dönünce Antalya Ege için Akdeniz bölgesindeki güzel bir ilimiz olarak kaldı. Çiğdem ve Bora flüt ve o ağacın altında. Fırat'la Eylül'e gelince Eylül uzun zamandır aradığı huzuru bulmuş gibiydi. Sıcaklar Fırat Bey'in huyunu değiştirmişti sanki. Onlar bütün yaz bir radyoda iş aradılar, bulamadılar. Ama Eda yılın sürprizini yaptı ve üniversiteyi kazandı. Reis Bey'e gelince, bildiğiniz gibi yaz ve kış her zaman formundaydı. Oh,
Asiye Hanım torununun resmiyle avunup memleket hasretiyle yanarken, Turna da Halil ile sözlerini erdi. Günler geçerken herkesin payına birkaç güzel an düştü. Hatırlanacak güzel mutlu anlar. Sonra biraz azaldı sıcaklık. Yağmurlar başladı. Herkes Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış sözünü hatırladı. Sonbahar gelirken belki de en büyük değişimi Naz yaşadı. Naz! Naz ben dur Naz! Ben bunu yemek istemiyorum. Ama o senin okul kıyafetin. Hiç yakışmadı Eylül. Buradayım. Turna abla bunu bana zorla giydirmeye çalışıyor. Ama senin istediğin gibi bir kıyafet yok Naz'cığım. Meleğim bu senin okul kıyafetin ama. Giymek istemiyorum. Niye? Rengini beğenmedim. Mavi. Peki hangi rengi giymek istiyorsun? Pembe. O zaman bunun üzerine pembe bir hırka giyersin. Olmaz. Okula giderken bunu giymen gerekiyor Naz'cığım. Ben de gitmem o zaman. Ne oldu? Vaz mı geçtin okula gitmekten? Yok ama ben bunun rengini beğenmedim. Hmm. Herkes bundan giyiyor. Olmaz. İstediğini giyemezsin. Peki. Ben de bunun üstüne o zaman pembe hırka giyerim. Gel bakalım. Sana pembe bir hırka beğenelim. Oğlum bu haliniz ne? İyi gün baba. Olacak o kadar. Yürü bakalım. Hadi. Güzelim hepsini çıkarmışsın. Ama ben en güzelini seçmek istiyorum. Bu da olmaz. Naz, bu işaret ne? Ha, Aylin doğum günü. Birkaç yerde iş için girişimde bulundum. Ama adamlar işten anlamıyor. Ne yapacaksın peki? Bütün yaz oturdun, hatta yattın resmen. Sana 50 tane ev gösterdim, onları da beğenmedin. Ya tamam, bakacağım. İyi bir iş teklifi var şu an. %20 ortaklık. İş tutturmak kolay değil. Yani kurtlar sofrası burası. Ben kabul ettim. Gerekirse bakarım. Kolay kolay bırakmam hiçbir şey. Geldim, gitmem bir daha. Eylül ne yapıyor? Uzun süredir görüşmedik. Ama ona güzel bir sürprizim var. Aa, merak ettim. Bir tek sen bileceksin. Seninle bir anlaşma yapalım. Tamam, ne yapacağız? Eylül'e güzel bir sürpriz hazırlayacağız. Sen ve ben. Kimseye söylemeyeceğiz. Hı-hı. İzci sözü. Hem de baba sözü. İzci sözü. Kimseye söylemek yok. Hadi ama nerede kaldınız? Geliyoruz. Hadi geç kalacağız. Hadi. Unutma sürpriz. Tamam. Sen böyle boşuna gelmezdin. Ne oldu? Anlat bakalım. Yok, bu sefer güzel bir sürpriz için geldim. Sen bir anlat bakalım. Güzel mi, çirkin mi ona ben karar veririm. Bir hatamın telafisi. Yani Eylül'e sürpriz doğum günü hazırlayacağım. Tabii bunu sizin hazırladığınızı düşünecek. Hani siz bazen en güzel hediye yaşanan bir an derdiniz. Dostluk derdiniz. Paylaşılan her şey derdiniz. İşte benim de Eylül'e hediyem bu olacak. Tabii sizin de yardımınızla. Yavaş yavaş adam oluyorsun sen.
Vay be evlat. Yıllar oldu kayboldun. Ama iyi gördüm seni. Ya sana ne demeli? Yaşlandıkça gençleşiyorsun bakıyorum. Söyle bakalım ne istiyorsun sen? Güzel bir yüzük istiyorum. Tamam tamam vitrine bak. Yeni modeller geldi zaten. Öyle değil. Sen yapacaksın özel olarak. Boş ver be evladım. Makineler alasını yapıyor artık. Yapma be usta. Bana anlatma bunları. Özel bir şey diyorum. Yalnız senin yapabileceğin bir şey. Hrant usta yalvartma beni. İyi madem. Anlat ne istediğini 2-3 haftaya alırsın. Yarına lazım. Oldu. Peri padişahının kızına yapıyoruz yüzüğü. Hem de yarına. Söyle bakayım nasıl bir şey olacak? Ya karışma ya. Söyleyin bakalım çocuklar ne unuttunuz? Vallahi benim aklıma bir şey gelmiyor müdür baba. Yok saksı durdu. Bugün tanıtım mı vardı? Kızım senin işten beynin bulanmış. Ne tanıtımı ya? Aman ne bileyim. Ya müdür baba ya. Ne unuttuğumuzu bilsek unutmamış olurduk zaten değil mi? Peki. Bir ipucu vereyim. Çok yakın bir arkadaşınız. Patronlarınız aynı. Eylül! Ne oldu Eylül'e? Bir şey mi oldu? Buldum. Eylül ablamın doğum günü. Unutmuşum tamamen. Yalnız değilsin korkma. Ne yapacağız müdür baba? Hadi telaşlanmayın telaşlanmayın. Ben birkaç şeyi hazırladım. Gerisiyle de siz ilgileneceksiniz. Ne yapacağız? Nasıl ne unuttuk yapacağız? Ya? Bak görüyor musun işte. Ne olacak şimdi? Biliyor musun? Sonucu olumsuz çıksa bile bu anı yaşamak çok farklı. Çok değişik. Değişik evet. Öleceğim heyecandan. Ben de. Buyurun oturun lütfen. Yerinizde olsam bol bol gezer tozardım. Sinemaya yemeğe falan gidin. Her gece çıkın. Anlıyorum. Tabii yapılacak bir sürü şey var. Bir de bol bol uyumaya bakın. Çünkü 8 ay kadar sonra hiçbirini yapamayacaksınız. Ne? Kutlarım Lerzan Hanım, hamilesiniz. Dur biraz. Sakin ol. Sakin ol. Otur, otur. Artık senin heyecanlanmaman lazım. Ağlamak yok. Gel. Melih'im. Eylül biliyor musun? Bugün herkes kendini tanıttı. Ya. Ben Ayşegül'le oturuyorum. Öğretmenimin adı da Ayşe. Neden de gelmiştir bizi bekliyordu. Yaşasın. Eylül. Öğretmenimiz bunu verdi. Bunları alacakmışız. Tamam Melih'im. Giderken kırtasiyeye uğrar alırız. Tamam. Hadi. Bir şeye benzetebildin mi bari? Ama çalışıyorum abi. Bak böyle devam edersen oyunu bırakırım. Sen de çok çabuk sinirleniyorsun be abi. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğiz. Ne söyleyeceksen söyle. Tam atış yaparken bakıp durma bana.
Artık bir takım davranışlarını değiştirmen gerekiyor. Özellikle de Lerza'nın yanında. Mesela ne gibi? Hemen küplere biniyorsun. Arada bir aslan kükremesi duyuluyor mesela. Lerzan da mı şikayet etti benim? Abi dur, lafımı bitirmedim daha. Mesela bu hareketini de değiştirmelisin. Bir dinle. Peki, dinliyorum. Bir de çok kırıp döküyorsun. Eline geçen sağlam kalmıyor. Mesela elindeki 10. ıstaka. Başka? Çok hızlı araba kullanıyorsun abi. Artık yavaşla. Özellikle de Lerzan arabaya bindiği zaman. Hem senin sağlığın için. İstersen oturayım, hiç kalkmayayım yerimden. Lerzan geldiği zaman yani. Vallahi iyi olur. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Psikoloğa falan mı? Lerzan'ı bilmem ama sen bayağı değişmişsin. Artık öyle ortak. Yok, sen önceden böyle değildin. Sana bir şey olmuş. Evet ortak. Bir şey değil. Çok şey oldu. Lerzan hamile. Ne? Artık bir çocuğumuz olacak. Ulan bu ne sabır be. 2 saattir uzattıkça uzatıyorsun. Baba oluyorsun ha? Hey yavrum be. Ortak. Vay be. Bir şey daha diyeceğim. Bir de çok heyecan iyi değildir. Sağlığa zararlıdır. Bir dakika, sen karıştırma. Hamile olan ben değilim, Lerzan. Vay be baba ha. Hala gelmedi Fırat. Ne biçim çalışma bu böyle? Gelir baba. İşi vardır. Sen hiç konuşma. Senin yüzünden sabah kalkıp torunumuzu okula götüremedim. Benim ne kabahatim var baba ya? Saati kur dedik beye. Unutmuş. Olsun dedeciğim. Yarın birlikte gideriz okula. Canım benim. Seni her gün götürürüm ben okula. Naz'ın sıra arkadaşı Ayşegül'müş. Babam gelsin, ona da anlatacağım. Biri beni mi çağırdı? İşte. Yaşasın. Merhaba baba. Levent. Neredesin ya? Yemek yiyoruz. Mehmet bırakmadı baba. Heyecandan uçuyor. Gideceğim dedim. Dur. Ne olmuş ki? Sıkı durun. Mehmet amcanızla Lerzan ablanızın bebeği oluyor. Aa, ne? Yaşasın. Ya. Lerzan. Ne var Allah aşkına, böyle koşturdun beni. Ne olmuş yani koşturduysan? Dışarıda işim vardı. Edda'ya bile uğramadan geldim. Boş ver. Lerzan kalksana. Doğru dürüst otur. Niye böyle hasta gibi yatıyorsun? Biraz hastayım. Neyin var? Bilmem. Böyle bir ağırlık var üstümde. Bana bak. Kalk yoksa... sakın. Ne oluyor canım, alt tarafı bir yastık. Böyle ani hareketler yok. Kalbinde bir şey mi çıktı yoksa? Delirtme insanı. Karnımda. Bağırsak mı? Mide? Mm-mm. Ne var ki karnında başka? Mide, bağırsak. Hayır. Söylemeyeceksen gidiyorum. Bebek. Böbrek mi? Bebek Aslıcığım, bebek. Hamileyim. Biz kalkalım artık. Daha erken baba. Yok tamamdır. Okul var yarın, erken yatsın. Ha, yarın akşam parti veriyoruz. Ne partisi? Ne partisi hakikaten baba? Okula başlama partisi. Naz'ın okula başlama partisi. Vay canına. Zaman çok değişmiş ya. Ama olsun. Torunuma uyar. Arkadaş da getirebilir miyiz baba? Kim mesela? Bana bak, karışma. Şşt. Tamam, getirebilirsin. Hadi kalk. Aferin. Çok iyi kurtardın durumu.
sen ağzından kaçıracaksın diye çok korktum. Babam bir söylerse. Söylemezdim ama ne yapardım bilmiyorum. Her şey hazır değil mi? Hı-hı. Tamam, o zaman masal. Pekala, ne okuyalım? Uyuyan Güzel. Uyuyan Güzel. Hah, işte buradaymış. Vay ortak, erkencisin. Sen gelmezsin diye düşündüm. Baba adaysın ya. Lerza'nın kahvaltısı, vitaminleri filan. Yok be ortak, tam tersi. Erken gelirim artık. Çok çalışmam lazım, çok. Çocuk büyüyecek, okulu filan. Çok para lazım. Hadi ya, bak ne dertler varmış. Tam 19 sene eğitimi var abi. Yuh be Mehmet, onu da mı hesap ettin? Ne yapayım abi, işte sorumluluk yani. Ben biraz sonra çıkacağım. Ha bu arada akşama aşağı müşteri almıyoruz, kapalı. Nasıl, tamamen mi? Evet, full kapalı. Oo, çoktandır böyle bir müşteri bulamamıştık. İyi para bırakır. Kim kapatıyor? Ben kapatıyorum. Ne? Ben kapatıyorum. Parti veriyorum. Ciddi mi? Evet. Naz'ın okula başlama partisi. Sen ve Lerzan da davetlisiniz. Çok güzel abi. İndirimsiz tarife uygularım, haberin olsun. Uygula, helal olsun sana. Yaşa, ağanın eli tutulmazmış. Çocuğun kısmeti abi. İstediğin fiyatı ver, nasılsa alamayacaksın. Hop, bir dakika usta, para lazım. Vallahi keserim hesabından. Çocuklar bu akşam hiçbir şey aksamayacak ona göre. Hiç merak etmeyin siz müdür baba. Biz zaten iki gündür elimizde listeyle geziyoruz. Hı hı. Balonlar hazır. Keşke biraz, yani çok paramız olsaydı. E ne vardı? Ne kadar para? Çok para. Şey yapardık. Havai fişekler. Hadi çocuklar, hadi abartmayın. Ben pastayı ısmarladım. Tamam, ben alırım. Hayır, sen gidince pastalardan bir iki dilim eksik kalıyor. Ben hallederim. Fırat Bey'i de çağırmak lazım. Tabii çağırmak lazım. Dolayısıyla Mehmet Bey'i de. Evet. Şimdi sen o işleri hallet, gerisini biz tamamlarız. Gideyim ben, yoksa kovulacağım. Hadi hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Eline sağlık. Çok güzel. Bana bir gecede bitirttiğine göre Peri Padişah'ın kızına selam söyle. Söylerim. Allah ömrünü uzun etsin. Mutlu etsin. Sevdikleriyle beraber. Sağ ol. Tamam. Konuştuğumuz gibi. Ben sizi tam saatinde gelip alacağım. Çok teşekkür ederim. Eylül sizi görünce çok sevinecek. Merve. Fırat Bey, ben de size bir şey söyleyecektim. Söyle. Yok, siz buyurun. Merve söyle. Peki, şey söyleyecektim. Akşam biz yurtta bir kutlama yapacaktık aramızda. Eylül'ün doğum günü de. Ha. Oraya davet ediyorum sizi. Tabii çocukları da. Bütün ev halkını yani. Mehmet Bey de davetli. Aslı Hanım da. Onları da söyleyeceğim. Tamam. Geliriz. Mehmet'le Aslı'ya ben söylerim. Kaçta? 8 gibi işte. Bahçede. Eylül'ün haberi yok. Onu müdür baba arayacak. Tamam. Sen de izinlisin. İşin falan vardır. Vallahi var aslında. Tamam git.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ay nereden çıktı bu okul şimdi? Daha küçücük çocuk o. Aa abla, herkes okusun diye kampanyalar yapılıyor. Sen niye okula gidiyor diyorsun? Onu demek istemedim Turna. Bu ülkede 6 milyon kadın okuma yazma bilmiyormuş, haberin var mı? Kampanyalar yapılıyor. Herkes kız çocuklarını okutmalı diye. Ay bir dakika sus Turna. Ay sen de beni eğitim düşmanı yaptın. Ben okula gitmesin demiyorum ki, gitsin tabii. Ev çok sessiz kaldı, onu söylemek istedim ama pişman oldum zaten. Öyle söylesene ablacığım, pardon. Benden otuk atıyorum anlamadan. E dinlemiyorsun ki. Söz kesildi, aklım bir karış havada. Ay nasıl bağladın konuyu oraya? Bağlarım. Müdür baba? Eylül, kızım nasılsın? İyiyim müdür babacığım. Hayrola? Vallahi hayırdır inşallah. Bizim Çiğdem yine biraz huysuzlandı. Babasıyla bir sorunu var galiba. Bize de anlatmıyor. Sen bugün bize bir uğrasan diyorum. Tamam gelirim. Akşama. İstersen biraz akşama doğru gel de Çiğdem okuldan dönünce konuşursunuz. Olur gelirim. Çok mu kötü Çiğdem? Yok yok. O kadar değil ama konuş istersen. Büyümesin mesele. Tamam gelirim. Görüşürüz. Gördün mü? İşte geldi Aslı'cığım, ekmek kapımız. Fırat, bu parti meselesi ne? Parti yer değiştirdi. Ne demek yer değiştirdi? Bu gece iptal. Ben anlamam ortak. Keserim faturayı. Bu saate kadar dünyanın müşterisini çevirdim ben. Biri bana açıklar mı? Sürpriz. Siz de davetlisiniz. Ben götürürüm sizi. Ne bu ya? İbrahim. Ersal bana gelsin. Yani beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Bugün senin doğum günün ablacığım, unutma. Vallahi unutmuştum. Aa, patronum geldi. Ay, ben bakayım. Doğum günün kutlu olsun Eylül. Sen de mi işin içindeydin yoksa? Ben zaten biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Estağfurullah. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kutlarım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne demek kızım? Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba. Buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle gel alayım size. Aa, siz de şöyle. Nice yıllara Eylül'cüğüm. Teşekkür ederim Turna. Çocuklar nerede? Aa işte geliyorlar. Aa Eda geldi. Nice senelere Eylül. Müdür baba pastayı aldı mı acaba? Almıştır ama sana asla yerini söylemez. İstesem bulurum ama rejimdeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili hoş Eylül kızımızın kızlar doğum gününü güzel beraber kutlayalım istedik. Bu işi ben organize etmiş görünüyorum. Yani herkes öyle biliyor. Ama aslında ben bu işin taşeronuyum. Bizim haylaz çocuklardan biri bizi alet etti. Kendisi sürpriz yapmak için saklanıyor. Hayırlı bir iş olduğu için peki dedim. Eylül'ün ve hepimizin çok yakından tanıdığı, çok eski bir kızımızı sürpriz olarak getirmiş. En iyisi lafı ben fazla uzatmadan kendisini çağırayım. Gel evladım. Thank you.